Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Volka Dağ. Arkadaşlar, bu videoda sizler için Estland'da bulunan Doomlight slotunda 24 saat boyunca farm yapıp kestiğim tüm mobları ve düşen tüm dropları göstermeye çalışacağım. Evet, Doomlight slotunda farm yapılır mı? Bu sorunun cevabını bu videoda almış olacağız. İtemlerim yine ekranda gördüğünüz gibi aynı itemler. Kestiğimiz mob sayısına bakalım. Şu ana kadar 3.058.421 adet mob kesmişiz. Yeni ayarlarını da hızlıca göstereyim. Genel olarak zaten aynı ayarları kullanıyoruz. Üzerime pot almamışım. Pot alarak başlayalım. HP potumuz kalmamış. HP potu bir sonraki RP'de Town'dan alırız. Loot ayarına da bakalım. Loot'u şimdilik 5K olarak ayarladım. Duruma göre ilerleyen saatlerde arttıracağım. Arkadaşlar, ben bu videoyu sarı peri kaldırılmadan önce çektim. Ancak seslendirmesini sarı periden sonra yapıyorum. Video sonunda hem sarı perili hem de sarı perisiz hesap tablosu ile karşınızda olacağım. Şimdi sizlerle birlikte biraz mob keselim. Kesme hızımızı görün. Daha sonra videoyu hızlandıracağım. Moba ortalama 5K civarı bir damage atıyoruz. Buraya şimdilik bir frenziyi koyalım. Duruma göre frenziyi çıkarabiliriz. Arkadaşlar, hep video sonunda söylüyorum kanala abone olun, videoları beğenin diye. Şimdi de söylemek istiyorum. Lütfen kanala abone olun ve videoları beğenin. Videoların devamının gelmesi için sizin desteğiniz şart. Kesme hızımız bu şekilde. Çok fazla vaktiniz almadan videoyu hızlandırıyorum. Video sonunda görüşmek üzere. Keyifli seyirler. Thank you.
Evet arkadaşlar, 24 saatlik Doom Knight farmının sonuna geldik. 24 saatlik süre zarfına toplam 11.185 adet mob kesmişiz. Kestiğimiz bu moblardan sarı pirili 105M400K nakit para gelmiş. Arkadaşlar her bir mobdan ortalama 6K nakit para geliyor. Sarı pirinin etkisi ortalama her mob başı 2K. 11.185 çarpı 2K yapıp toplam paradan çıkaracak olursak sarı pirisi slotun geliri ortalama olarak 83M oluyor. Bu 83M 3 aşağı 5 yukarı birazcık oynayabilir ancak ortalama sarı pirisi slotun getirisi bu şekilde. Ayrıca slottan 4983 adet normal görev itemi, 808 adet de chat görev itemi düştü. Slotun gelir tablosu bu şekilde. Gider olarak ise 24 saatlik geniye kullandık. 18 adet geniye hamur, 1 adet magi çamur kullandık. 315 adet 1920'lik mana potu, 427 adet 720'lik HP pot ve 24 saatlik TS kullandık. Arkadaşlar slotun gelir ve gider tablosu bu şekilde. Doom Knight slotunda farm yapılır mı yapılmaz mı, uzun soluklu olarak ne bırakır, bunun cevabını bu videoda görmüş oldunuz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık her videoda 400 keş çekilişi yapmak istiyorum. Şartlar yine aynı, şartları daha da aşağı çekmeyeceğim. 400 keş çekilişi için şartlar şu şekilde. Videonun 750 beğeni alması gerek. Video 750 beğeni almadığı müddetçe çekiliş olmayacak. Ancak burada bir süre sınırlaması yok. Yani istediğiniz süre zarfında video beğeni sayısını 750'ye tamamlayabilirsiniz. İkinci şart ise kanala abone olmak. Çekiliş yaptığımız zaman kazanan arkadaşın kanala abone olması şart. Üçüncü şartımız ise bu çekilişte kazanan kişiyi belirlemek için gerekli bir şart. Yorum kısmına emeğine sağlık yazmanız yeterli. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ilk etapta 1000 beğeni dedik. Daha sonra 750 beğeniye düşürdük. Ancak bunu daha fazla düşürmeyeceğim. Artık sizin de biraz gayret etmeniz gerekiyor çekiliş yapılması için. Arkadaşlar slotun gelir ve gider tablosu bu şekilde. Slotta farm yapmaya değer mi, değmez mi? Bunun takdiri sizin. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.